Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon kardeşler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşen onların kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kıynamsız dikkatler ekranımızda bulsun. Birleşken Milletler Teşkilatı Xitay'dan yığıveliş lagerlerini derhal takaşını talep kıldı. 27 iyun Cenvede içilgan Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşinin 38. nöbetlik yığınında Xitay'dan Şarkı Türkistan'daki yığıveliş lagerlerini derhal takaş talep kılındı. Yığınga Dünya Uygur Kurultayı Reisi Dulkun Eysa'nın yetekçilikinde birkaç vekil katnaşıp Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyetini bulup mu Xitay'nın Şarkı Türkistan'da tesis kılgan atalmış terbiyeleş lagerini tunuşturdu. Yığında Angliya, Germaniya, Şivisariya, Bulgariya qatarlıq devletler özlerinin lagerler meselesindeki endişesini otturuğa koydu ve Xitay'dan barlıq lagerlerini takaşın talep kıldı. Yığında Bulgariya vekili Avrupa İttifakı vakaleten söz kılıp, Xitay'nın terbiyeleş lagerlerini kengeytip atkallıqıdan endişe kılıp atkallıqını tekitledi. Germaniya vekili söz kılıp, Xitay'da kişilik hukuk vaziyeti künserin açarlaşıp gitip atkallıqını bulup mu Uygurlar ve Tibet'ni öz içige alğan milletlerinin vaziyetinin endişe kılıp atkallıqını eskertiş bilen birge, Xitay'ni barlıq qayt terbiyeleş lagerlerini takaş ve barlıq kişilik hukuk koğduğuçilerini kuyup berişke çakırdı. Angliya vekili ve Şivisariya vekili söz kılıp, Xitay'nın dini erkenlikini kattıq çekilişi, Şinjan'daki qayt terbiyeleş lagerlerine dair malumatlardan endişe kılıp atkallıqını, Xitay'ni kişilerini tutkun kılışta kanuni resmiyetke emel kılışka, başka milletlerinin tüp kişilik hukuki ve erkinlikige birdek kapaletli kılışka onlarını kemsitmeslikke çakırdı. Yığında Xitay vekili yukarıki devletlerinin tenkidini red kılıplı kalmay, eksice Avrupa İttifakı, Şivisariya, Angliya, Germaniya qatarlıq devletlerini mesuliyetsizlik kılış Xitay'nın içki işlerine ve adliye ilgilik hukukuğa arılışı bilen tenkit kılıp, lagerler meselesini tılga almadı. Xitay komünistlerine karşı namayış birkaç ülkeye kengaydı. 26 iyun Facebook sayfası tarqalgan silliq görünüşlerde malum bolışça, Shandong ülkesinin Jinan şehirde Xitay Komünist Partisi dem ilişki çıkan askerlerinin kütünüş pulunu vermey, pul berişini talep kılgallarını urup zomigerli kılgallıqı, puhralarının yerlerini zorlap eli velişke karşı namayış başlangan. Xitay rejiminin zomigerlikige karşı kalbideki gazapni aşkari kılalmay kalgan Xitay puhraları köçelerge tükülüp namayış kılgan. 26 iyun tarqalgan yana bir sin görünüşte Xitay'nın hükümet binası aldığı yığılgan, kollarda Xitay komünistlerine karşı şuar yazılgan tahtaylarını kötürüp algan netçi yüzligen halık, Lükçek hakimiyetini yoktaylı, Lükçek hükümet işikini aç degen şuarlarını tovlap namayış kılgan. 26 iyun tarqalgan yana bir sin görünüşte Xubi ülkesi Santau şehirde elip berilgan Xitay kompartisige karşı namayış kılgan halıkını Xitay sakçıları karı maşinigi solap, kalteklep urup baş gözünü kanğı boyup etken. Bu vakalarının hemisi 23. ve 24. iyun Jinjiang şehirde demelişki çıkan askerler bilen yeni askerinin tokunuşu da 3 adam ölüp 500 adam zahmelengen, şundaklı yeni askerler demelişki çıkan 15 askerini urup hussizlandırıp etken vakanın devamı işkerliği bildirilmekte. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Xitay'da 28 iyun Erkin Asiya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe Amerika Devlet Müdafiye Ministeri James Mattis tünügün çarşamba günü Xitay Reisi Xi Jinping bilen görüşkende Xi Jinping Xitay'nın dünyada kalaymakancılık çıkarmaydıqallıqını lekin zemin meselesi de yol koymaydıqallıqını bildirgen. James Mattis'nin ziyareti Amerika Xitay soğudu münasifeti ciddileşiple kalmay iki tarafının Cenubi Deniz Tayvan meselelerdeki ihtilabı küçeygen mezgilde elip yerilgan. Bu onun Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği vazifesine oturgandan beri tunca qetim Xitay'ını ziyaret kılışıdır. Reuters agentliğinin haber kılışça James Mattis Xi Jinping bilen çarşamba günü Xalıq Sarayı'da görüşkende Xi Jinping Xitay'ın tınışlıqını qoğlaşıdığanlıqı, onun kalaymakancılık çıkırış məqsidi yoxluqını bildirip, lekin zemin meselesi de vazgeçmeydiğanlıqını təkidligen. O, biz əcdatlarımızdan kalan bir son yardımı vazgeçmeyimiz, lekin başkalarının bir gayriç nərsisini mi almayımız degen. Bırak Xi Jinping'in ecdatlarından kalan kayısı zeminlerini közü tutkallıqı enek emez. Xitay rejimi Tibet, Şarkı Türkistan ve Tayvan'ın azaldın tartıp Xitay zemini işkerliki, Cenubi Deniz'nin barlıq kısımada tarihi ilgilik hukuku barlıqını ilgiri sürüp,
Xalqaro sotning bu vaqtdagi qarorlarini rad qilib kelmoqda. Xalqaro sot 2016 yili Xitoyning Janubiy dengizda egalik huquq talab qilishining tarixiy asosi yo'qligini e'lon qilgan edi. Reuters agentligining xabar qilishicha, James Mattis muxbirlarga Xi Jinping bilan bo'lgan suhbatning nihoyat yaxshi o'tganligini ta'kidlab, biz yuqori saviyadagi ikki taraf harbiy munosabatining muhimligida birdek tunishga keldik degan. James Mattis Xi Jinping bilan ko'rishishdan burun Xitoy davlat mudofaa ministri Wei Fenghe bilan uchrashgan. Chet al axborot vositalarining xabar qilishicha, James Mattisning kun tartibidagi masalalar Shimoliy Koreya, Tayvan va Janubiy dengiz qatorliq masalalarni o'z ichiga oladi degan. Mattis Xitoydagi uchrashuvlardan keyin Janubiy Koreyaga yurib ketdi. Mattisning Osiyo ziyorati Janubiy Koreya va Yaponiya ziyorati bilan davomlashadi. Xitoy adabiyot san'atchilar orasida atalmış milliy bo'lg'unchilikka zarba berishni ta'kidladi. Atalmış Xinjiang gazetasi qatorli Xitoy manbalaridan qaraganda 6-oyning 24-chi kuni Urumchida Uyg'ur avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining 8-chi navbatli qurultayi ochilgan. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, chat allardagi Uyg'urcha ijtimoiy taratquvlardagi bu vaqtdagi inkoslarda bir qism dangliq Uyg'ur yozuvchi shoirlari, san'atkorlari orqama-orqa tutqun qilinib, lager va turmalarga elib ketilgan, bir qism kitoblar cheklangan, bu adib va san'atkorlarning taqdiridimi xabar yo'q turayotgan bir paytda ochilgan mazkur qurultayga atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik partikomining sekretari Chin Chuangwu Uyg'ur avtonom rayoni raisi Shohrat Zakirning qatnashib aytgan qattiq so'zlarining Xitoyning Uyg'ur adabiyot san'at sohasini kontrol qilishga tutgan jiddiy pozitsiyasini ko'rsatib berganligi munozir qilinmoqda. Darvaqa Chin Chuangwu yig'inda sotsialistik adabiyot san'at xizmatini gullandirishga kafolatlik qilish haqida maxsus so'z qilgan bo'lib, uning bayonlari Xitoy rejimining adabiyot san'at sepida 200-lamachi degan nomda tozalashni davomlashtirganligidan darak berdi ekan. Xitoy matbuotlarining xabarlaridan oshkorlanishicha, qurultayda milliy bo'lg'unchilikka zarba berish, pan-turkizm va pan-islomizmga qarishtirish, tarixni burmalash so'z harakatlariga qarishtirish, 200-lamachilarga zarba berish qatorliqlari ta'kidlangan. Adabiyot san'atchilar birlashmasining 8-chi navbatli qurultayining munosabatli suratlaridan avtonom rayonning adabiyot san'at sohasining vakillari ichida tunilgan pishqadam yozuvchilar, pishqadam san'atkorlarning simosi ko'rinmasimi, ammo Uyg'ur avtonom rayonining aloqador tarmoqlaridagi mas'ullar Abdikerim Ablez Adil Oşur, Mehmetcan Rozi degendek, Uyghur sanat sahasidagi bir qism aktivlarining tanlab yig'iniga qatnashtirilganligi ma'lum. Chet ellardagi Uyghur kuzatuvchilardan xalqaro qalamkashlari Uyghur markazining bosh kotibi Angliyadagi Aziz Aysa va Uyghur akademiyasining raisi Abdulhamid Qaraxon apandalar Xitoy rejimining Uyghur diyoridagi adabiyot sanat sohasidagilarga qo'ygan talablari haqida mulohaza yurgizib, Xitoy doiralarining navbatda Uyghur adabiyot san'atchilariga qaratgan ta'qibli siyosatini 3 nuqta bo'yicha analiz qildi. Birinchi 200-lamachilarni tartib chiqarish davomlashadi. Chin Chuangwu yig'inda qilgan so'zida siyosiy ideologiya jihatida adabiyot san'at sohasidagilardan qat'iy holda ijtimoiy muqimlik va abadiy aminlik bosh nishoni uchun xizmat qilishni talab qilgan bo'lib, u hargiz 200-lamachilik qilmaslik, 200-lamachi bo'lmaslik kerak deb ta'kidlagan. Buningga inkas qaytirgan Uyg'ur akademiyasi raisi Abdulhamid apandi Xitoy rejimi tunilgan töhpikar Uyg'ur sarxillaridan san'at sohasidan Abdurahim Hemid, Ablajon Avud, Aysajon, Abduqodir Yoreli qatorliqlar, adiblar va professorlardan Abduqodir Jaloliddin, Yalqun Rozi, Muxtar Bug'ro, Abaydulla Turdi, Arslan Abdulla, Rahila Davud va boshqalarni qamab, an'anaviy madaniyatimiz va san'atimizga buzg'unchiliklarni elib berishni davomlashtirdi. Chin Chuangwu qatorliqlarning so'zlari ularning bu xil milliy madaniyatga buzg'unchilik qilish siyosatini davomlashtirganligining bishorati deb ko'rsatdi. Uyg'ur qalamkashlar markazi bosh kotibi Aziz Aysa apanda bo'lsa, Xitoy Sharqi Turkistonni butunlay munqariz qilib, Sharqi Turkistonning barliq boyliklarini changiliga elib olgan taqdirdimi, ammo madaniyat jihatida Uyg'urlarni bo'ysundirolmayotganligini, Uyg'urlarning yuksak tarixi va madaniyati oldida Xitoy kommunistlarining o'ziga bo'lgan ishonchining ojizligini bildirdi. Ikkinchi, Xitoyning estetik orzusi bo'yicha ijod qilish talab qilindi. Xitoy rejimi adabiyot san'atchilariga ochgan bu qurultayda bu sohadagilarning bunundan keyingi ijodiyatiga yo'l bekitib bergan bo'lib, Chin Chuangwu bu vaqtda to'xtalganda ijodiyat ishlarida Junhua madaniyatidan aktiv kuch qabul qilib, Jungoning qimmat qarishini tarqitadigan, Junhua madaniyatining ruhini gavdalantiradigan, Jungoliklarning estetik orzusini aks ettiradigan texnik ko'p munavvar asarlarni tirishib ijod qilish va ishlab chiqarish kerak deb ta'kidlagan. Shohrat Zakir yig'inga riyosatchilik qilganda
pan-islamizm, pan-türkizm ideyesinin zehrini kat'i tazılap, üç xil küçki karşı kat'i küreş kılıp, Şinjan'ın ictimai mukumluğu ve ebedi emirlikini ilgili sürüşünü medeniyet teriki bilen temillap, tehimi kudretlik menevi küç mücessemlişi gerek deb otturgu koygan. Abdulhamid Qarahan Efendi Xitayning Uyghurlarning tarixi, madaniyati va san'atini yo'qotishni maqsad qilgan siyosat va tashviqotlarida tarixni burmalash orqali Uyghurlarni turkiy millatlarga o'rtaq madaniyat manbasidan ayirish uchun ularning milliy irqiy qondoshligini e'tirof qilmay, yolg'on tarix yasash orqali Uyghurlarni va Uyghurlarning an'anaviy madaniyat san'atini xitoylashtirishga, hatto dinni xitoylashtirishga urinayotganligini ko'rsatib berdi deb tanqid qildi. Aziz Eysa Efendi'nin karışça bir milletinin edebiyat sanayeti şu millet halkının Çin realini hayatı ve arzusunu eks ettirip birerliğen de onun kıymeti buludu. Edebiyat sanayet eserlerimi siyasetin hali halda erkin ruh ve Çinlikini menbeqilalığında istetikilik bir eser bulalaydı. Aziz Efendi bu vaxta Xitay rejiminin edebiyat sanayet sahasidiklerini siyasi icadiyetki zorlaşının özünü bütünlüğü medeniyet kırgıncılığı değişiki buludu deb görsetti. Üçüncü ixtisaslıqlarını tanlaş şərti partiyaga sadiq buluş. Xitayning ədəbiyyat sənət sahəsiga qaratqan kontrolluğu ixtisas igilərini qandaq tanlaş və tərbiyələşki qoyğan tələbidimi gəvdilik ifadələngən bulub, partiyaga sadiq, vətəngə sadiq, işinişkə və tayinişki bulduğan ədəbiyyat sənət ixtisaslıqlar qoşuğunu qurub çıxışını tapşırğan. Abdulhamid Efendi Xitayning ədəbiyyat sənət sahəsində elib beriyatqan bu xil siyasətini tənqidləb, Bular Xitayning Uyghurlarga madaniyat qirg'inchiligi elib beriyotganligi, Xitoy 2-chi qadamda bu siyosatini Uyghurlar bilan madaniyat o'rtoqligi bo'lgan qirindosh millat va qirindosh allarga qarab kengaytirganligidan darak beradi. Uyghur madaniyatidagi dunyo madaniyatiga o'chmas to'kpilar qo'shgan bir madaniyatning yo'qolishi insoniyat madaniyatidagi cho'ng yo'qotish bo'ladi dedi. Aziz Eysa Efendining qarishcha tarixdan buyon intayin ig'ir badallar to'lab kelayotgan Uyghur xalqi Bu növət mü yenili ornudun dəstur alaydı. Çünki Uyğurlar şundaq şallıq və küçülük mədiniyyətinin sahibi. Bu tragediyədən yeni saqqalıdı, texımı küçülünüdü. Almudada tunulğan Uyğur alim Rabik İsmailov alemdən ötdi. 24-ci iyonda Almudada tunulğan ədəbiyyatşünas alim, nəşriyyatçı və cəmiyyət ərbabi Rabik İsmailov 83 yaşında alemden ötdi. 25-ci iyonda şehirdeki yazgıçılar öyüde merhum bilen hoşluşuş mürasim olup ötdi. Onunla Kazak ve Uyghur ziyalileri, cemiyetler vekilleri, yurt cemaatçilik, merhumun ailesi, uruk tukalları katlaştı. Mürasimini açkan Kazakistan Yazgıçılar İttifakı Reisinin oğrun basarı Bağırcan Cakip, Uyghur edebiyatının, medeniyetinin iğir cüdalıkı uçurgallıkını otturgu koyup mundak dedi. Rabik aka qoluğu qələm elib, Muşu yazğıçılar cəmiyyətinin mərkəzində bulub, həyatını Uyğur ədəbiyyatının ravajlanışığa bəğışlığan adam. O, 1934-cü ili 2-ci sintəbirdə əmgəkçi Qazaq nahiyyəsinin çelək yesidə dünyaya gələn. Məktəbini tamamlıqan deyikən, Taşkentiki Uttur Asiya Dövlət Üniversitetində bilim aldı. Andın o, Qazaqistan Pəllər Akademiyası Til və Ədəbiyyat İnstitutuda işlədi. 1963 yılından başlap mektep neşriyatıgı hizmetki yetkilip, korrektörden baş muharrir lavazımıgıçı ösüp, çoğun emgek kıldı. O 1973 yılı Kazakistan Peller Akademiyesi'nin Edebiyat ve Senet İnstitutu'da Uyghur Sevit Dramaturgiyesi'nin şekillenişi ve terakkiyatı mavzusu'da doktor namzatlık dissertasiyesini yakılıp çıktı. 1992 yılından 1997 yıllarıgıça Cumhuriyetlik Uyghur Medeniyet Merkezi'ni başkurdu. Bağırcan Cakıp'nın eğitişçi Rabik İsmailov bir qatar ilmi monografiyalarının Uyghur edebiyatı ve medeniyetinin muhim meselelerine beğişlenen 200'den oşuq publistikilik makalelerinin abduru ikken. Bağırcan Cakıp, alimnin öz vaxtıda Uyghur mektepleri üçün köplügen deristiklerini yazgallıqını, her xil sahalar boyunca kabiliyetlik tercüman bolgallıqını ilgiri sürdü. O yana Yazgıçılar İttifakı'nın başkarması hem de Katibati namıdan Pütkül Uyghur cemaatçilikige merhumun uruh tukkallarına teziye bildirdi ve Kazakistan Parlamenti Ali Kengişi'nin azası, Kazakistan Uyghurlarının Cumhuriyetlik Milli Medeniyet Merkezi'nin reisi Şahi Merdan Nurmoftin, Dünya Uyghur Kurultu'nun reisi Dulkun Aysad'ın teziye xetik elgellikini haber kıldı.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, şahslarına Cenab-ı Allah'a tapışırmız. Şuna kadar programı ahırda, ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.